Herkese merhaba, ben Enes Yılmazer ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni YouTube'da daha önce görmüş olabilirsiniz. Ben Amerika'da birçok güzel evi dolaşıyorum ve İngilizce turlar yapıyorum. Ama çok fazla Türk izleyenler olduğu için ve çok fazla yorum aldığımız için böyle bir Türkçe kanalı başlatmak istedik. Umarım beğenirsiniz, umarım üye olursunuz. Bugünün turu çok güzel bir tur. Beverly Hills'deyiz. Arkamızda inanılmaz bir Los Angeles manzarası var ve bu modern evi dolaşacağız. Bu modern ev Sauta tarafından dizayn edilmiş bir ev. İnanılmaz detayları var ve bu arada bu turlar hep İngilizce yaptığım için bazı Türkçe terminolojileri bilmiyor olabilirim. Şimdiden kusuruma bakmayın. En iyi şekilde bu turları size yapmaya çalışacağım. Bu evin yaklaşık 7 yatak odası, 14 banyosu, 1387 metrekare iç alanı, 2314 metrekare arazisi var ve bu evin şu anki piyasadaki değeri 65 milyon dolar. Bu evin developer'ı yani bu evin müteahhiti olan Michael Chen'e, Luxor Group'tan ve bütün emlakçılarına şimdiden teşekkür etmek isterim ve turumuza başlayabiliriz. Evin ön cephesi buradan başlıyor. Burada bir yürüyüş yolu var ve o ön kapıya bizi götürüyor. Evin diğer tarafına baktığımızda da bu tarafta 4 araba garajı var. Çok güzel modern bir mimarisi. Burada gördüğünüz bronz çizgileri var. Ve diğer tarafa bakarsak da bütün evin dış cephesi bu doğal taşla kaplanmış durumda. Büyük camlar, çok fazla doğal ışık geliyor eve. Ve şimdi evin içine girelim. Burada gördüğünüz çok büyük bir ceviz ağacı, pivot kapısı var. Zaten buradan girdiğinizde direkt Los Angeles tap karşınızda. Bu evin çok fazla odası var. Çok fazla gezecek yeri var. Öncelikle girişten başlamak isterim. Mermer yerler ve bu katın neredeyse bütün kısmı mermerle kaplı. Bu tarafta da yemek odası var. Bu evin bütün dizaynı, eşyaları, her şeyi custom. Bu eve order edilmiş. Bu yerdeki mimari deseni yakalayabilmek için mermerden bir masa yapılmış durumda. Bu iç tarafları da, orta kısımları da cam. Bu evde çok fazla cam detay var. İç kapılar ve bütün cam paneller. Dolayısıyla böyle bir kombinasyon yapmak istemişler. Üstte çok güzel bir ışığı var tam yemek odasında. Karşı tarafında da burası bir wine cellar ya da şaraplarınızı koyduğunuz yer değil de yemek odasını güzelleştirmek için böyle bir gömme dolaplar yapmışlar. Şaraplıklar her şeyiyle. Çok güzel, çok hoş. Ben bu terimleri kullanıyorum ama dediğim gibi çok alışık değilim. Yanlış kelimeler de kullanıyor olabilirim. Şimdiden affedersiniz. Şimdi girişe geri geldiğimizde burada alt kata inen merdiven seti var. Bu merdiven çok orijinal bir dizayn. İngilizce'de buna biz zero deflection diyoruz. Yani bu merdivenin altında hiçbir kolon desteği yok. Tamamıyla aynı mermerle kaplı ve çok orijinal, bu evin modern mimarisine giden bir merdiven dizaynı. Yine güzel bir ışığımız var. Tahtayla kaplı duvarlar. Burada da çok güzel bir mermer finish var. Burada güzel bir şömine dizaynımız var. Ve evin her yerinde bunu göreceksiniz. Birçok kısımlarda mermerle kaplı ve bu duvarlarda aynı boyutları kullanmak yerine böyle farklı boyutlarla yapıp sanki böyle bir piyano mimiği yaratmak istemişler. Aralarında da bronz metal detayı var. Çok güzel bir şömine. Tam karşısında da oturma alanımız var. Bu arada bu videoyu çekiyoruz ama arkada birçok insan var. Biz bu videoyu veya bu turu aynı zamanda İngilizcesini de çektik. Çok fazla insan var. Bunun biraz daha polish ve böyle düzenli yapılmış video versiyonu izlemek istiyorsanız kanalınıza gidebilirsiniz. Orada da zaten Türkçe altyazı seçeneği de var. Oradan da diğer eski turlarımızı izleyebilirsiniz. Bu oturma alanı da çok güzel. Minotti furniture, Minotti eşyalarıyla. Cam kapılar o tarafta duvarın içine giriyor. Bütün kapılar otomatik ve bu inanılmaz manzaraya ve buradaki patio'ya açılıyor. Evin çok güzel, havadar bir hissiyatı var. Zaten metrekaresinden de gördüğünüz gibi. Bu tarafa da gidersek, burada evin ikinci oturma alanı ve biraz daha böyle sıcak, mutfağa yakın yemek masası var diyelim. Üstte yine çok güzel bir ışık. Bu tarafta da aynı şekilde salonda olduğu gibi cam kapılar duvarın içine giriyor. İnanılmaz şehir manzaralarına açılıyor. Bu modern evlerin zaten en önemli mimari karakteristiklerinden biri.
bu büyük camlar ve minimalist dizayn diyebiliriz. Burada da oturma alanımız var. Yine çok güzel eşyaları. Gazlı şöminesi, televizyon üstünde ve tam üstümüzde de daha fazla çatıda pencereler var. Bu alana daha çok doğal ışık getirebilmek için. Şimdi mermer yerler buraya da devam ediyor ve burada da ana mutfağımız var. Ana mutfak diyorum ama bu mutfağı çok minimalist bir şekilde dizayn etmişler. Çünkü burada mermerin ve birazcık bu mutfağı aslında gösteriş için yapmışlar. Ne kadar da burada lavabosu olsa da veya induction ocağı olsa da aynı şekilde kabineleri de bu minimalistlik. Çünkü böyle bir fiyatta ev alabiliyorsanız açıkçası büyük ihtimal şefiniz var ya da evde size hizmet eden insanlar var. Dolayısıyla bu mutfakta sadece gösteriş veya oturma veya eğlence için kullanıyor olacaksınız. Tam bu tarafta buzdolabı var, bütün panellerle kaplı. Ortada fırın ve mikrodalga var. Burada derin dondurucumuz var. Ve buraya geçersek burada da şefin mutfağı var. Şefin mutfağı çünkü dediğim gibi 65 milyon dolarlık bir evde çok büyük bir şansı var ki size hizmet eden aşçınız var veya hizmet eden insanlar var. Onlar da yemeğinizi burada hazırlıyorlar. 8 gazlı ocak bu tarafta, 8 gazlı ocak diğer tarafta. Commercial grade davlum bazınız var tam yukarıda bütün bu kokuyu alabilmek için. Aynı şekilde 2 tane de burada lavabomuz var. 2 tane de mutfak lavabosu. Ve bu stainless steel üst kaplamayı aynı şekilde de lavaboların içerisinde götürüp öyle fabrike etmişler. Burada daha fazla dolaplar var. Bu kapı arkadaki garaja gidiyor. Garaj da inanılmaz. Orayı da size göstereceğim. Dediğim gibi burası şefin mutfağı. Burada da evin ihtiyaçları karşılanıyor diyebiliriz. Şimdi sizi arka tarafa götüreyim. Yine tekrarlamak istiyorum. Tekrar özür dilerim eğer bazı terminolojileri veya kelimeleri yanlış söylüyorsam. Türkçe konuşmayı unuttum demek istemiyorum. Ama çok fazla kullanmıyorum bu aralar. Dolayısıyla bazı şeyleri yanlış söylüyor olabilirim. Şimdi burada ana yemek odası var. Asansör bu katta. Buradan devam edersek bu kapı tekrar birinci mutfağa açılıyor. Burada bir ufak banyomuz var. Dolabı ve tuvaleti. Buradan da devam edersek bu merdiven alt kata iniyor ve bu kapı da garaja açılıyor. Sürekli 65 milyon dolardan veya fiyattan bahsederim. Çünkü bu fiyatta bir ev aldığınızda garajdan bile beklentileriniz açıkçası değişiyor. Her şeyin çok etkileyici ve özel olması gerekiyor. Buradaki garaj da mermerle kaplı, çatısı yüksek. Burada bir Ferrari'miz var. Önceki 1-2 saat önce buraya bir tane de McLaren getirdik biz. Ki insanlara biraz daha bu vizyonu anlatabilmek, bu vizyonu gösterebilmek için. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir garaj. O öndeki kapılı araba yoluna açılıyor. Bu garajın en önemli kısmı açıkçası bu arkamdaki garaj kapısı. Normalde bu kapılar 5-10 bin dolar üstü camla kaplı normal garaj kapıları oluyor ama buradaki developer yani bu evin müteahhiti çok farklı bir şey yapmak istedi. Farklılıktan da kastım. Buna hangar kapısı diyorlar. Ve normal garaj kapısı gibi tavana yükselmektense bu açıkçası ikiye katlanıyor ve böyle araba yoluna da açılıyor. Hakikaten çok etkileyici. Bu arada bu kapının mühendisliği, dizaynı, kaplaması ve buraya installation'ı hepsi yaklaşık 200 bin dolara mal oldu müteahhite. Bu da inanılmaz bir rakam bu arada. Biraz daha bekleyelim. Kapımız kapandı. Şimdi sizi tekrar içeriye alacağım çünkü bu katta bir tane daha çok önemli bir odamız var. Şimdi garajdan çıktık ve tekrar bu koridora geldik. Koridor zaten bizi oturma odasına çıkartacak. Oturma odasından bahsettik. Size önce bir dışarıya çıkartayım. Bu arada Türkçe çekimi birazcık geç yapıyoruz. Evi de bu arada gece görmüş olacaksınız. Arkamızda tekrar inanılmaz Los Angeles manzarası var. Ekibin diğer çalışanları da çekimler yapıyorlar. Bu salon özelliği sizi oturma odasından direkt dışarıya çıkartıyor. Aynı seviyede yerler devam ediyor. Burada da aynı mermer var. Sadece üzerindeki finish'i biraz daha farklı. Önümüzde de bunun ismi Fire Pit. Türkçesi şömine değil biliyorum ama tam doğrusunu da bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi Fire Pit de zaten bu manzaraya daha fazla keyif almanızı sağlıyor. Oturma alanıyla beraber. Buradan baktığımızda da burada sol tarafta ana yatak odasını birazcık görebilirsiniz. Çok güzel de bir çatı dizaynı var. Hatta oraya gidelim isterseniz. Şuradan geçeceğim. Ana kapımız da burada. Ve evin ön kapısı gibi burası da bir pivot kapı. Bu ana yatak odası bayağı gösterişli. Niye bayağı gösterişli diyorum? Çünkü oturma alanı var, yatak odasının kendisi var ve iki tane de çok güzel banyosu var. Burası oturma alanı. Yine Minotti Furniture yani Minotti eşyaları var. Çok güzel o tarafta tahta işlemeleri var. Bir de şöminesi alt kısmında.
bardakları koyma yerleri bile o kadar hoş ki. Evin aslında çok minimalist ve çok kaliteli bir görüntüsü var. Sizi buraya alayım. İki kapı buradan açılıyor. Bu arada şu detayı göstermek isterim. İçeriye gelebilir miyiz? Diyorum. İngilizce giriyor sürekli aklım. Burada magnetik kapılar var. Niye magnetik diyorum? Kapattığınızda açılmıyor. Fakat açtığınızda, kapı kolunu çektiğinizde kapının magneti dışarıya çıkmıyor. Özel bir detay ve bütün bu iç kapıları cam. Şimdi burası ilk banyo. Burası biraz daha kadınlar için yapılmış diyebiliriz. Daha fazla açık renkler var. Çok güzel kalakata mermer. Aynı mermerin biraz daha desenli versiyonu duvarda kullanılmış ve İngilizce'de buna biz bookmatch diyoruz. Türkçesini bilmiyorum açıkçası ama mermer merkezde çok güzel bir şekilde eşleştirilmiş ki sanki 4 tane farklı mermeri iç içe birleştirmişler gibi duruyor. Çok orijinal bir görüntü. Tam üstünde skylight'ı var doğal ışık gelsin diye. Burada küvetimiz, orada lavabomuz. Lavabonun kendisi bile mermerden. Bu da çok orijinal. Şimdi bu birinci banyoyu ikinci banyoya bağlayan kısım, iki kısım var. Bir tanesi bu. Ana duş. Ana duş diyorum ama burada iki tane var. Her şeyden iki tane. İşte bu kulp veya yukarıda waterfall, rainhead. Rainhead'in de Türkçesi bilmiyorum artık affedersiniz beni. Çok güzel bir duş dizaynı var. Aynı mermer burada da kullanılmış durumda. Burada işte şampuanlarınızı koyuyorsunuz. LED ışık var. Ve bir başka güzelliği de bütün akarları bu mermerin altına koymuş durumdalar. Dolayısıyla böyle bir çok minimal, çok güzel bir görüntüsü var. Tam üstümüzde de kocaman bir pencere daha var çatıda. Bu banyoya ışık gelsin diye. Yani çok güzel de bir dizaynı var. Şimdi sizi diğer tarafa götüreceğim. Diğer tarafta da klozet var ya da giyinme odası. Bu arada tuvaletimiz burada. Hemen size şöyle de bir göstereyim. Görebildiğinizi umuyorum. Burada da giyinme odamız var. Giyinme odasının her bir metrekaresi çok özenilerek yapılmış. Bütün her yerde dolaplar var, cam kaplı. Böyle evleri dizayn eden insanlar genelde bu dizaynların hep Gucci, Prada gibi böyle özel mağazaların dizaynlarına benzetmeye çalışıyorlar. Çok güzel bir ada var tam merkezde. Bütün dolaplar çok güzel cam kaplı. LED ışıklar var her birinin içerisinde. Ben böyle giyinmeden çok anlayan birisi değilim. Takım elbise giydiğime bakmayın, işim gereği yapıyorum. Ama çok güzel bir giyinme odası. Burada da iki tane skylight var. Burada bile doğal ışığa çok önem vermişler. Şimdi sizi devam ettireceğim. Ben bunları İngiliz turlarımda çok meraklıyım göstermeye. Pocket doors yani duvarın içine giren kapılar. Ki eğer giyinme odasını ikinci banyodan ayırmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bu banyoda da aynı açık tondaki mermer var. Fakat burayı biraz daha maskülen bir görüntü getirebilmek için buradaki küvet dizaynını bu siyah mermerden yapmışlar. Bu full fabrikasyon ve bunu yukarıdan açıkçası winch'le indiriyorlar. Büyük ihtimal 1 ile 1,5 ton arasında. Yani sadece böyle bir küveti, böyle bir banyoyu koyabilmek için bile yapılan mühendislik veya organizasyon inanılmaz. Beverly Hills bu arada evlerin yapılması ve dizaynı için çok zor bir yer. Dolayısıyla bu evleri yapmak gerçekten çok kolay değil. Burada da ikinci lavabomuz var. Tekrar biraz daha koyu renkler. Çok güzel akarı saklı da bir lavabomuz var. Banyolar bu kadar. Şimdi sizi tekrar oturma odasına götüreceğim. Çünkü diğer tarafta da yatak odasının kendisi var. Çok fazla insan, Türk, yabancı hiç fark etmez. Amerika'ya belli bir miktarda özentisi demeyeyim de ilgisi var. Ama Los Angeles, New York gibi önemli şehirler bu dikkatin en fazla kısmını alıyor diyebilirim. Çünkü gerçekten şehrin farklı bir enerjisi var ve bu şehirlerin inanılmaz manzaraları var. İnanılmaz manzaraları olduğu gibi de çok önemli insanlar bu şehirlerde yaşadığı için insanlar çok gıpta ediyor. Gıpta etmelerinin sebeplerinden de birisi bu. Bu güzel modern evler ve inanılmaz manzaralar. Burada da ana yatak odamız var. Büyük yatağımız. Aynı tahta kaplama bu yatağın da arka kısmında. Ve ister manzarayı keyif alabilirsiniz. Çünkü her şey otomatik, perdeleriniz otomatik. Ya da birazcık televizyon izleyeyim demek istiyorsanız televizyon direkt tavandan iniyor. Aynı zamanda odaya da birazcık sıcaklık getirebilmek için burada da şömine dizaynımız var. Ana oturma odasındaki dizaynın aynısı sadece biraz daha ufak boyutu. Ve burada da otomatik camlar var, otomatik kapılar. Onlar açılıyor ve çatı burada devam ediyor ki buradaki oturma alanı biraz daha özel ve korunaklı olsun diye. Aynı detaylar oturma alanı.
Bu katta havuzumuz olmadığı için buraya da bir tane böyle bir spa koymuşlar. Spa'nın Türkçesini de unuttum. Artık beni onun için de affedersiniz. Bu arada ikinci kattaki turumuz bu kadar. Şimdi alt kata inelim ve oradaki odaları dolaşalım. Şimdi bu evin birinci katını dolaşabiliriz. Birinci kat bodrum. Artık tam doğru ismini onu da bilmiyorum ama siz anladınız. İkinci katı dolaştık. Bu evin birinci katı tamamıyla eğlence, bu evin keyfine varma üzerine. Ve bunu ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayacaksınız tura devam ettikçe. Öncelikle bu merdivenden birazcık bahsetmek isterim. Bu hakikaten çok orijinal ve yapılması kolay bir şey değil. Niye kolay bir şey değil? Buna biz zero deflection staircase diyoruz. Yani altında hiçbir kolonu yok destekleyen. Bu tam ortasında çok güzel böyle bir çelik ana gövdesi olan bir merdiven. Aynı mermer, bütün basamaklar da kaplı. Bunun yapıldığı bu plaster değil, yani sıva değil, buna Venetian plaster diyorlar, Venetian sıvası diyelim. Çok güzel bir şekilde kaplı. Aynı zamanda da elinizi tuttuğunuz yerde stainless steel'den yapılmış. Herhalde büyük ihtimal bu merdiveni yapmak için sadece 1 ile 1,5 milyon dolar harcamış olabilirler. O kadar ciddi. Sizi tam diğer tarafa çevirmek isterim. Bu evin büyük ihtimal en orijinal detaylarından birisi burası. Bu çok özel bir avlu çünkü bu evin ikinci katına baktığınızda tamamıyla doğal ışığın gelmesine sebep olabiliyor. Buraya da açıkçası temiz hava ve daha çok ışık getiriyor. Çünkü bu evin bodrum katı, unutmayın. Çok fazla pencere yok bu katta. Tam ortasında da 150 yaşında İtalya'nın Tuscany bölgesinden getirilmiş güzel bir zeytin ağacı var. Türk olarak bizim her zaman zeytin ağacına birazcık sempatimiz var. Dolayısıyla ben de bunu çok beğendim. Etrafında çok da güzel böyle bir süs havuzu diyeceğim ama aslında süs havuzu değil. Çünkü diğer tarafta o waterfall olarak devam eden böyle bir buraya ambiyans getirmesi için yapılan ufak da bir havuzu var. Sizi şimdi bu tarafa götüreyim. Burada bir köprü var. Aynı su havuzunun üzerinden geçen ofise gidiyor. Onu da dolaşacağız. Çok da güzel böyle bir oyun alanı var burada. Hatta dolaşalım şu an burayı. Oturma alanı bu köprü. Girişten bahsettiğim waterfall. Karşı tarafta da ofis var. Hemen şu ofisi bir dolaşalım 2 dakika. Bu ofis birazcık benim tarzım ofis. Benim tarzım derken ben böyle konsantre çalışmayı çok seven bir adamım. Çok fazla gürültü sese gelebilen birisi değilim. Sessizlik her zaman tercihimdir. Ondan burada böyle saklanabilirsiniz. Masanız var. Arkada dekorasyonunuz var. Ufak, mütevazi, efendi, güzel bir ofis. Şimdi bu koridorun sonunda ufak bir salon, 2 yatak odası var. Eğer evde çalışanlarınız olacaksa onların kalacağı yerler genelde orası. İşte çamaşır odası, birkaç tane deposu var. Hatta burada da ikinci merdiven var. Bu merdiven tam garajın oradan gelen merdiven. Dolayısıyla aşağıya inme veya yukarıya çıkmak için 2 opsiyonunuz var. Şimdi sizi tekrar koridora götüreyim. Asansör bu tarafta. Bu evin oturma alanı var. Şuradaki 2 yatak odasını hemen bir dolaşalım. 2 yatak odası diyorum. Daha önemli bir şey unuttuk. Sizi şuradan böyle bir içeriye alayım. Burada bu evin şarap odası var diyeyim. Wine room İngilizcesi, herhalde şarap odası da Türkçesi. Çok güzel bir oturma alanı, aynı mermerler. Bu arada bu oda tamamıyla ısısı kontrol halinde. Buna biz black piano finish diyoruz, bu dolapların üzerindeki finish. Glossy, parlayan bir finish. 2000'e yakın şarap şişesi veya başka şişeler koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi böyle fiyatlarda insanların farklı beklentileri oluyor. Bir tanesi de şarap odası. Şimdi sizi 2 tane misafir odasına götüreyim hemen hızlı bir şekilde. Birincisi burada. Misafir odası diyorum ama mütevazi gelmesin kulağınıza. Misafir odalarının bile banyoları inanılmaz. Burada küveti var. Aynı mermer her yerde. Duşla küvet arasında da lavabosu var. Duşumuz burada. Bütün detayları hakikaten çok keyifli. Hatta şu detayı bile gösterebiliriz yerde. Bütün böyle bir havalandırmaları bile çok güzel mermerin içine işlenmiş durumda. Hakikaten detayları inanılmaz bir ev. Burada da tuvaletimiz bulunmakta. Şimdi sizi tekrar dışarıya çıkartayım. Bu arada inşallah tempom çok hızlı değildir. Birazcık böyle hızlı konuşup işe halletmeyi sevmem birisiyim. Eğer çok hızlıysa söylerseniz bir dahaki sefere dikkat ederiz. Misafir odası dedik ama odası da geniş. Çok güzel yatak düzeni bu tarafta. Tavanda güzel de bir ışığı var. Yine büyük cam kapılar, otomatik perdeler. Bütün odalarda gördüğümüz detaylar burada da var. Şimdi bu misafir odası dışarıya açılıyor. Alt katta olduğumuz için inanılmaz havuzumuz var. Bunu da turlayacağız veya bunu da konuşacağız birazdan. Bu tarafa devam edersek
Aynı cam kapılar burada da var. İkinci misafir yatak odasına açılıyor. Çok güzel minimalist design, Minotti yatak takımı. Burada da dolaplarımız var, giyinme odası veya kıyafetlerinizi koymanız için. Şimdi sizi bu tarafa götüreyim. Bu banyoya girmeye gerek yok çünkü daha önceki, yani bir önceki dolaştığımız banyonun aşağı yukarı aynısı. Yine küveti var, lavabosu var, duş köşede. Bu kapıyı da açarsak tekrar koridora geri dönüyoruz. Şimdi bu alt katın açıkçası en keyifli, en güzel yerlerinden birisi bana sorarsanız burası. Sol tarafımızda avlu var, sağ tarafımızda bar ve oturma alanı. Burası keyif yeri. Buraya geliyorsunuz, eğleniyorsunuz, arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Daha önemlisi evin alt katında ve biraz daha konsantre alanında olduğu için gürültü yaptığınızda komşularınızın sizi polis aramayacağı daha güvenli ve biraz daha sıcak bir ortam diyebiliriz. Burada şöminemiz var, 4 tane televizyon, yine cam kapılar duvara kadar açılıyor. Burayı içeriden dışarıya taşıyor. Bu bardan da bahsetmek isterim çünkü bu barın adasını kim yapmışsa ve nasıl yapmışsa hakikaten saygı duymak gerekiyor. Bunun işçiliği, bu mermeri birleştirmek, her köşelerini tamamlamak, bütün detaylarını eşleştirmek hakikaten çok kolay değil. Ve çok da güzel bir detay. Arka tarafında da açık zaten rafları görebilirsiniz. Bu barda bu oturma alanı daha keyifli bir hale getiriyor diyebiliriz. Şimdi sizi dışarıya alayım. Burada aynı mermer yerler burada da var. İkinci katın patio ya da dışarıdaki alanı buraya açılıyor. Dolayısıyla üstümüz kapalı. Dolayısıyla biraz daha korunaklısınız. Sol tarafta da oturma alanı var. Burada da çok güzel bir spası var buranın. Ve önümüzde de inanılmaz infinity ya da sonsuzluk havuzu. Umuyorum Türkçesi doğrudur. Sonsuzluk havuzumuz var. Sol tarafında spası. Ve bu da bir yandan Junior Olympic ufak, yani yüzme havuzu. Dolayısıyla eğer burada lap yüzmeyi seviyorsanız onu da yapabiliyorsunuz. Ya da oturup pazar günü keyif yapalım, bu manzaraya bakalım diyorsanız onu da yapabiliyorsunuz. Son olarak, daha ev bitmedi ve bu arada ben birkaç tane odayı da geçtim. Bu tur biraz daha kısa olsun diye, umarım çok da uzun değildir. Buradan devam edersek de burada da ufak Junior yatak odası var. Junior yatak odası diyorum çünkü aslında ana yatak odanın tam altında. Olur da üst katta yaşamak istemezsiniz veya yatak odanız biraz daha özel, böyle saklı ve korunaklı olsun diyorsanız burası sizin için daha iyi bir yatak odası olabilir. Yine çok açık alanlı, cam kapıları yine dışarıdaki patio'ya açılıyor. Burada da giyinme odası var. Biraz daha ufak, biraz daha mütevazi ama aşağı yukarı aynı detaylar burada da var. Tam arkasında da buranın, bu Junior yatak odasının banyosu var. Yine güzel mermer yerler. Küvetimiz burada, mermer duvarlar. Bu tarafta çok güzel bir duşumuz var. Hoş bir banyo. Ne diyebilirim? Bu evdeki bütün yatak odaları, banyoları, her şey zaten çok güzel. Çok detaylarına özenilmiş bir ev. Ve bu da bizim turumuzu tamamlıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bu bizim ilk Türkçe videomuz. Hatalarımız varsa aşağıda yorumlar ekleyebilirsiniz. Bu videoları daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorsanız, yine bir tavsiyeniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çok okumak isterim, öğrenmek isterim. Türkçem birazcık kötü olabilir, kusuruma bakmayın. Ve bu turu beğenmişsinizdir umuyorum. Eğer beğendiyseniz bize beğeni vermeyi unutmayın. Eğer bu turlarımızı her hafta izlemek istiyorsanız benim İngilizce kanalıma gidip Türkçe alt yazıyı seçebilirsiniz. Biz her hafta orada İngilizce videoları yapıyoruz. Bu Türkçe videoları mümkün olduğunca yapmaya çalışacağım. Açıkçası çok yoğun bir programımız var. Dolayısıyla her hafta yapamayacağım büyük ihtimal. Ama elimden geldiğince yapacağım. Ve bu kanalda Türkçe turları kaçırmak istemiyorsanız İngilizcesi notification bell, oradaki uyarı bildirimi tıklarsanız bu kanaldaki hiçbir videoyu da kaçırmazsınız. Beğenmişsinizdir. Tekrar çok teşekkür ederim bu videoyu sonuna kadar da izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta veya önümüzdeki videoda görüşmek üzere.